Abi var ya, burayı kuşatırsak ve bu kaleyi bana verirseler, of kine of olurum ya. Kendime 100 bassam alabilir miyim acaba? Ha, bir iki destekçi lazım tabi de. Hadi saldıralım. Abi karşı tarafın hiç şansı yok ki bu arada. Atın kafaya bak, yılan gibi ha. Kayıyor. Abi ciddi misiniz ya? Hayır. Evet, abim bak ya, geri çıkma, geri inmeyin, 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 çıkın. İnanılmaz ya. Lan atıma tekme attım yanlışlıkla bineceğim diye. Ya şu durum o kadar moralimi bozdu ki yani. Aha geldi. Aday bile değilim lan ben. Oo, 28 kişi. Hemen keselim abim. Kendim gideceğim ya. Yoksa saçma sapan askerler ölüyor asker gönder deyince. Üç tanesine daha vuracağız sonra kaçacaklar ya. Abi bunlar benim kaleye mi gidiyor lan yoksa? Maaşa bak abi, 760 maaş ödüyoruz ya. Etrafta bir sığınak var diye o yüzden yine düşmüş bizim şeyimiz de. Sığınak nerede? Sayım çok arttı benim. Bir savaşa girip de bazı askerleri kaybetmem lazım. Hani abi sığınak yok buralarda. Şu köye yardım edelim bari. Oğlum ben niye kaybediyorum lan? Allah Allah, bu adam boktan piyadeleri beni nasıl öldürüyor ya? Abi ölmeden kaçayım dedim, öldüm ya. Of. Bu adam beni nasıl kesebilir abi ya? Abi nasıl kesebilir bu adam beni? Halim Gulusan da ölmüş ya. Vallahi artık sokacağım. Saçma sapan her savaşta ölüp duruyorlar ya. Hayır abi, bunlar beni nasıl öldürebildi? Ben onu anlamadım ya. Abi adamın hiçbir şey yoktu ki. İnanılmaz, adam kayıp bile vermemiş neredeyse. Vallahi inanılmaz ya. Nadia'ya da yanıma almıştım ya. Of. Bak çünkü Nadia kaledeyken onunla konuş dediğimde ona üzerimdeki itemleri veremiyorum abi. Üzerimdeki hani şu takas yapalım diyorsun ya. Üzerimdeki itemlere veremiyorum. Birliğimi almam gerekiyor. Öyle saçma bir şey yani. Kalede dururken tıkladığımda o şeyleri veremiyorum yani. Yanıma aldım ve gitti yani. Kalenin şu anda eksiyip duruyor kale. Nadia sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Güzel. Ama bu bebek erkek mi abi? Erkek mi kız mı bu bebek? Laria. Abi bebek cömert ve gözü pek olarak doğdu ha. Hayır abi, ben bu bebeğin ne olduğunu, cinsiyetini niye anlamıyorum ya? Bu resimden mi fark ediyor acaba? Neyse, bebeğimin adını, benim adım Mice. Bebeğimin adını da Kays koyuyor. 10.000'e seni serbest bırakırım diyor. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Vallahi anlamadım, ben orada nasıl kaybettim ya. Abi Nadia'nın için 2600 veriyorlar. Hemen kabul ettim yani. Nadia çık. Yeni bebeğin olmuş, sen çocuğunla ilgilen. Yavrum benim. Peki nerede? Ha, ikiniz de bekliyorsunuz ha. Tepelerden Borovalt için fidye falan ödemem abi, ben reddediyorum. Abi ben anlamadım. Cidden anlamadım. O köyde nasıl kaybettim ya? O kadar yukarıdaki barda bile gücüm o kadar yüksekti ki. Piyadelerim üst seviyeydi. Kaç tane katafraktım vardı? Askerlerimin level
morali çok yüksekti. Köylüler ölünce bizimkilerin morali mi bozuldu? Ne oldu anlamadım ki ya. Ne oluyor lan vallahi, ortalık karışık burada. Kalemdeki durum ne? Yani stabil duruyor. Yakında sığınak var diyorsun. Yakında ben sığınak görmüyorum. Ha şu mu? Neyse şuna adayı alayım da. Diyeceğim de üzerimde ordu yok ki abi. Ben neyle keseceğim o sığınak? 57-35 normalde askerim olsa böyle çapulcu görmem. Abi kalemi kuşatmışlar. Ordu kurmak istiyorum. Maliyeti 25 diyor. Gel lan. Ha, bu adamı çağırabiliyorum. Niye bu adamı çağırabiliyorum? Yakın olanları mı çağırabiliyorum sadece? Ha zaten başka bir orduda. Vallahi kalemizi kurtarmaya gidiyoruz şu anda. Kaç kişi kuşatıyorsunuz lan? Abi 815 ne? Valla birileri gelsin lan. Abi zaten başka bir ordu deyip duruyor ya. Başladı kuşatma, gidiyor kalem. Kalem gidiyor kalem. Aha alamadılar ha. Tam dağıttım orduyu ya. Cazibem gelişmiş. Karşı cinsiyetle ilişki kazancını %20 arttır. Aynı cinsiyetle. Şimdi erkek lord sanki daha çok gibi. O yüzden bunu seçtim. Abi şu Tuoris kalesi düştü ya. Artık adamlar en ufak şeyde bize saldırmaya başlayacak ya. Batı var ya. Batıyla savaştığımız anda bize gelecek. Abi şu an hala kuşatılıyor bak ya. Abi bu kaleyi almadan durmayacak. Bunlar ya. Eskiden kalan şey mi yoksa kuşatılıyor mu bilemedim ama bakayım bir. Evet kuşatılıyor. Ordu kurabiliyor muyum? Maliyeti 140 diyor, 116. Param kalmadı şeyim. Nüfusum bitti lan. Köyümü kurtaracağım diye nüfusum kalmadı ha. Daha başlamamışlar. Başlamışlar mı yoksa? Biz kaç kişi olduk? 376. Abi şu ordu gelince bunlar dağılacak ama ben bunları yakalayacağım. Öyle bir şey yok yani. Benim şey, kalemi iki kere kuşatma diye bir şey yok. Of. Fena bir kesiş olacak burada. Allah acımadık. Ganimetten %3 verdi ama burada %3 bile gider ha. Allah'ım birisi köyümü yağmalıyor şu anda ya. Ayrılamıyorum abi şeyin etrafından ya. Nadeyi almaya gidemedim yani. Horos ele geçirildi. Seçim başladı mı? Lan kaçma da seni ben bir yakalayayım lan. Heh gel 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 gel. Abi nasıl hızlandım bir anda ya. O zaman ben de burayı kuşatırım lan. Şu kaleyi almamız lazım ki Batı benim peşimi bıraksın, bu kaleye saldırsın ya. Asker gönderiyorum ya. Alırız zaten burayı. Zafer. Aa bu ne lan? Savunmacılar bozguna uğratıldı. Yakıp yıkma talan. Yok kardeşim, merhamet göster. Kapıya yaklaş ve muhafızı selamla mı? Kaleye giriş talebinde bulunma. Ulan ben bu kaleyi fethettim lan. Oo 74 çapulcu var. Biraz ordu kendine gelsin de şu çapulcuları keselim bari. Çapulcu yalnız bizi bir kesse var ya, kaç kişiyiz burada, kaç kişi? Anlamadım vallahi. Ben orduyu kurdum, etrafının ağzına tükürmeye başladım ya. Aa kaleyi Mayıs'a verelim mi diye sormuşlar da yok abi, sıçanı severiyor herkes. Kendime 100 bassam bile alamazdım herhalde. 60 bassam zaten 15'e 61'e falan düşüyormuş. Çekimser kullanıyorum ben. Zaten orayı almam abi. Orası her savaşta ilk fethedilecek yer. Bak bak bak. Tuoronis kalesini şu an kuşatıyorlar, gördün mü? O kale olmasaydı benim kaleyi kuşatacaklardı. Abi Batı ile biz barışsak. 3500 ödeyerek mi nasıl abi ya? Aseraylılar bize savaş mı lan etti? Hayda. Valla ben kalemin orada takılırım aga. Başka bir şeyde karışmam. Şimdiden söyleyeyim. Batı İmparatorluğuna ödeyerek barış yapacağız lan abi, yapmayın ya. Ha yapın, benim kale güvende olur da tekrar bir toparlanmam için bir süre olmuş olur. Ne oldu lan, Batı ile barış yap, hiçbir araç ödenmeyecek diyor. Yapalım aga. Da ben çekimsel oy kullanacağım, zaten yapıyoruz çünkü. Nüfus kaybetmeyelim. Tamam vallahi, Batı ile barıştığımıza göre ben biraz kendimi toparlayabilecek duruma gelebilirim ya. Aa Poros'u kaybetmişiz ama. Abi 1, 2, 3, 4 tane yeri kalmış bunların da ya. Vallahi köylerimiz şey olsun diye yani. Şehirlerimiz, köylerimiz düzelsin diye. Etrafta paso sığınak mığınak basıyoruz ya. Vallahi siz gidin, ben yoruldum, bekliyorum ya. Tamam ya. Vallahi fena değiliz şu anda. Hatta baksana şeyden bağımsız hale düşmüşüm ya. Güneyden. Şu azıcık param olsa abi güneyden ayrılacağım da. Krallığımı kuracağım da işte para yok. Evet abi, şimdi gördüğünüz gibi paramız -50. Bize yani acil para lazım. Bunun için normalde yapmayı düşünmüyordum. Hemen şuradan göstereyim. Şu demircilik. Bizde bir olan şey var ya, nasıl bir olduğuna dair bir fikrim de yok bu arada. Ama bir olmuş. Demircilik yapacağız. Demircilik yapıp, hatta bak demirciliğe buradan bir puan hemen vereyim. Yani demircilikten iyi para geliyormuş. Yani bilmiyorum, belki demircilik yapmak da kılıç mılıç çıkarmak da eğlenceli olabilir. Çok bir nasıl kasıldığına dair aşırı bir fikrim de yok. Sanırım imparatorluk köylerinde pukon mu pikon mu öyle bir silah varmış. Onu eritince iyi malzeme veriyor filan dediler. Cirit yaparsan da ondan da iyi para geliyormuş. Bakalım deneyelim, çünkü çok para lazım. Planlar şu şekilde: ben şimdi buradan ayrıldığım zaman, ayrıldığım için bunlar bana savaş açacaklar. O zaman benim yoldaşlarımı birlik yapmam lazım ki bunlara karşı bir karşı koyabileyim. Onun için de yoldaşların parası marası
nasıl gidecek falan. Bize sağlam bir para lazım. O yüzden demirciliği de deneyeceğiz. Hatta yanıma demircilik yapabilen bir yoldaş alıp onunla kafa kafaya verip pukon mukon eritiriz artık. Yani şu an aseri aylarla düşman olduğumuz için herhalde bizim köyümüzü biraz rahat bırakırlar diye düşünüyorum. Hemen biri kendimize yoldaş bakalım. Bizim yoldaş sayımız azaldı çünkü. Oo oğlum ben 7 tane yoldaş alabiliyorum ha. Güzel. Ulan çocuğumla bile ilişkin 1 lan. Evet abi bana buradan şimdi demircilik özelliği diye bir özellik olan yoldaş var mı? Yok abi. Baya demircilik özelliği olan bir yoldaş yok. Yani acaba demircilik diye bir özellik yok mu? Biz bunu mühendislerle mi yapıyoruz? Vallahi bilemedim. Hemen şuradan birkaç soyluya bakayım. Abi ben Garyus'a bakayım ya. Garyus'ta her bok vardır. Yok abi ya ben görmüyorum ya da baktıklarım arasında öyle bir özelliği olan birisi yok. Neyse şu Lycron'a bir gideyim bakalım. Bakalım orada bu bahsedilen şeyden var mı? Evet ha şunu diyorlardı galiba. Pugio. Pugio 250'ymiş. Pugio kardeşim senden ben hepsini ver. Hepsini ver ama burada bir de bize şey lazım galiba. Sert kereste. Bunları eritip kömür yapıyoruz galiba. Sert keresteyi de alalım. Evet abi demirciye girince böyle bir şey karşıladı bizi. Bunlar ha buradan cirit seçiliymiş zaten oğlum. Ben başka bir şey yapamıyor muyum lan? Hmm. Hançer, gürz, tekelli balta, tekelli kılıç. Bunlar şimdi rastgele açılan şeyler mi? Hiçbir şey açılmamış bize. Yani berbat bir durumdayız galiba. Neyse hocam ciritten biz bir deneyelim. Cirit de hiç kullandığım bir şey değildir yani hiç anlamam ama zaten çok bir şey yokmuş lan bu ciritte. Neyse şimdi bize kömür lazım galiba. Bunu kömürü arıtıyoruz. Arıt paşa. Sonra da bizim pugiyolarımız nerede? Pugiyolarımızı eritiyoruz. Evet ben artık benim pilim bitti ben yoruldum. Peki bir şey açıldı mı hocam? Şimdi ben pugiyoyu erittim ya. Pugiyonun içinde olan bir şey öğrenmedim mi yani ben? Böyle bir şey yok muydu bunda? Ama 6 tane iyi çeliğimiz, 6 çeliğimiz, 6 da demirimiz oldu. Dövme denirim demirimde 12 tane olmuş. Vallahi yani şundan koy bir tane abi. Bir de bundan koy. Başka bir şey koyamıyorsun zaten. Bir de bundan koy. Şimdi benim demirciliğim 1. Ama bunun zorluğu 65. Ben fullenmişim hocam. Tamam. Ha, artık boyut değiştirebiliyorum evet. Yeni bir şey de bilmiyorum. Vallahi şöyle uzun bir şey yapalım mı? Vallahi uzun yapınca zorluğu değişmiyor zaten. Demirciliğim 8 olmuş bu arada. Hemen artmışız böyle işte. Seçilen bazı parçaları henüz açmadım. Ha nasıl açmadım ya? Açık işte hepsi. Bunu da mı açmam gerekiyor benim? Oo abi bu işler şey ama yani. Tekelli kılıç mı yapsam o zaman? Peki ronfalya yapabiliyor muyum ben? Ronfalya yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Abi şimdi benim sormak istediğim sorular şunlar. Ben bu Pugio'yu dövdüm ya erittim ya mesela. Ben Pugio'nun parçalarını öğrenmiş olmuyor muyum? Ha Pugio sadece iyi malzeme veriyor ama cirit değil değil mi? Bize cirit lazım. Ha mesela bak bu var. Abi şu ciritlerin hepsini ben eriteyim de. Harbi bak parayı gömdüm şu anda. Sırf şunları eritip içindeki parçaları öğrenebiliyor muyum onu görmek için. Sert keresteyi 32'den almam ama bu arada. Evet şimdi ova ciridi. Mesela ova ciridini eritebiliyor muyum? Eritemiyorum. Neyim eksikmiş? Kömürüm mü eksik benim? Evet evet öğrenme aşamasındayız. Valla Batanyalılar da kereste çok ucuzdu diye hatırladım. Niye öyle bir şey geldi bir anda. Pugio da ne çok bulunuyormuş ya. Neyse abi sert kereste Lagetta'da 20'den satıyorlarmış. Şöyle bir alayım da demirciye bir gireyim. Evet şimdi ova ciritini erittim bak. Aha bak yeni demir parçası açıldı diyor. Ova ciridini eritince başka ciritler vardı bende. Sade cirit, çentikli var, atlı var, orman işi var, zıpkın var. Ova ciridini de aynı eritmedik mi abi? Şimdi dur bakalım. Şimdi ciritlerde ne parçası açıldı bana? Hani abi hiçbir şey açılmadı. Rastgele bir şey mi açıyor ya? Üstünde bir nokta var abi. Yeni bir şey açıldı mı demek? Evet. Sanırım rastgele açıyor. Olsun o zaman biz de ne yapalım? Burada daha iyisi yok. Burada seviye 3 bir tane kılıç varmış. Burada 4. seviye bir şey açmışız. Gayet iyi. Burada da 1. seviye açmışız. Şimdi bizden bir tane kömür istiyor bunu yapmamız için. 2 tane çelik, 1 tane demir, 4 tane de dövme demir istiyor abi. Bunu boyutunu değiştiremiyorum çünkü ben bitmiş miyim artık? Dövemiyor muyum? Aynen. Neyse o zaman bir gün sonra bunu döveriz. Öncelikle ben yine yoluma devam edeyim. Şöyle sert kerestenin ucuz olduğu yerlere doğru bir yolculuk. Nasıl 34? Abi bize Batanya'da ucuz dendi bunlar. Lycron'da ucuz diyorsun. Lagetta'da ucuz diyorsun. Aha sert kereste 9 işte bu. Yorgun muyum hala? Ben yorgunum. Abi baksana bunların demirciliği yok ya. Demircilik bir özellik işte. Neyse Doğan Tayyar seni zaten eritmede kullanacağım. Hızlı elin seni de eritmede kullanayım biraz. Benim demirciliğim de 15 olmuş ha. Hızla gelişiyorum yani. Abi çömlekçi Aedit diye bir adamın gücü 524 gücü varmış abi. Bak yine bak kervan batağına yine düşeceğim ya. Hızlı elin. Hadi kızım 15.000 verdim bak. Sırf bir yerde görmüştüm. Çok güçlü olduğu zaman daha iyi para getiriyor gibi bir şey okumuştum. Bir de onu deneyelim. Neyse ben demirciye gidiyordum. Canım artmış. Fullenmemiş ama artmış.
Evet, burada daha iyi bir şeyimiz yok. Burada daha iyi bir şeyimiz yok. Burada daha iyi bir şeyimiz var tabii ki. Dördüncü seviye bir şey var burada. Bir şey daha vardı ya. Üçüncü seviye olan. Heh, tamam. Boyutunu arttırınca ne oluyor ya? Ağırlığı artıyor. Silah hakimiyeti düşüyor boyutunu arttırınca ama savurma hızı da düşüyor. Ne artıyor lan o zaman? Silah menzili artıyor. Tam ortada dursun şöyle ya. Zorluk 105. Bizim damage'imiz 15. Dövelim bakalım. İsim verebiliyor muyuz buna? Evet. Saplamayı kötü yaptık. Her şeyi kötü yaptık. Bok gibi yaptık. Kılıcın ismi de... Evet, kılıcın ismi ilk dövülen. Miles'in envanterine eklendi diyor. Hocam bakalım bir kaç paraymış. İlk dövülen burada işte. 376. Yani şimdi mesela bu silahın seviyesi 4 abi. Bunun seviyesi 3. Yani iyi seviye silahları şey yaptığım zaman, erittiğim zaman daha iyi parçalar mı düşme ihtimali artıyor? Abi ben bu iyi çelikten dövülmüş şeyi eriteceğim ya. Erittim ne verdi? Dağlı işi, ham demir bıçak. Saber kaza şeyler verdi işte. İlk dövülen. Dövdüğüm kılıcı tekrar ereteyim. Bir şey vermedi ama. Var mı abi yeni açılan parça? Hançerde varmış. Fırlatma bıçağında var. Bir de bunu deneyeyim ya ben. Bunu da Doğan Tahya'ya dövdüreyim bari. Abi yine bok gibi yaptık ya. Bunun adını da Doğan Kılıcı koydum. Paramız düştü ama bayağı 80k'ya. Özellikle kervan oluşturduktan sonra. Hüsnüfuluk ele geçirildi. Seçim başladı. Bana verir misiniz diyecektim. Yok abi herkes yine. Yine bu Ingaltır, bu Ragea var ya, bu ikili. Bu ikili ülkenin üstüne çökmüş ya. Çekimserim abi. Ben çekimserim bu konuda. Evet ben fullenmişim. O zaman abi ben bir de çift elli kılıç dövmek istiyorum. Her şeyin en yükseğinden koy paşam. Bayağı kötü kötü yapıyoruz ya. Nasıl isim ama? Çift elli bitirici kardeş. Bunların hepsinin açılması bu arada o kadar uzun sürer ki. Hayır ben jiriti yapamıyorum ya galiba. Çünkü şunlar yok diyor bak. Ağaç dalı filan. Bunları acaba nereden buluyoruz? Oğlum çift elli bitirici 2176 olmuş. Lan bu kadar nasıl değerli oldu bir anda? Neyse belki bir iki Aseray Lord'u keserim de onlardan düşenler eritmeye gider. Buralarda ne çapulcuk aynıyor be kardeşim. Aha izciliğimiz gelişmiş. Çöllerde ve kum tepelerinde %5 hareket hızı bonusu. Yönettiğin kentler %2,5 daha fazla vergi verir. Yönettiğin kentler. Birliğin %75'inden fazlası piyadelerden meydana geliyorsa ormanlarda %50 az daha hız cezası alırsın. Yönettiğin köyler %10 daha fazla vergi verir. Abi şimdi kentler daha mantıklı olabilir ama şu an aciliyetten paraya ihtiyacımız olduğu için köyü seçiyorum ben. Bakalım inşallah adam gibi bir getirisi olur. Eritme işlerini başkalarına veriyorum abi. Kendim kılıç falan döveceğim. Ya burada çok iyi şeyler yok. Bu çift elli de şu anda daha iyi şeyler var galiba. Çift elli gönderli de neler varmış. Bir de ben daha önce dövdüğüm bir şey bir daha dövemiyor muyum? Mesela bundan birer tane daha basamıyor muyum ben? Bir de tek ellisinden dövelim o zaman. Ha, parça parça boyutunu ayarlıyormuşuz. Bakalım dövdüğümüz şeylerin fiyatları ne olmuş? Abi çift elliler daha iyi para getiriyor biliyor musun? Çift elli birilerim benim 2030-2030 getiriyor. Evet demirciliğimiz gelişti. Şimdi ne diyor? 2 birim sert kerestede 3 birim kömür üreten daha verimli bir kömür üretim yöntemi kullanabilirsin diyor. 1 birim demir cevherinden 3 birim ham demir elde ederek daha verimli ham demir üretebilirsin. Abi kömür bulmak sanki daha kolay gibi zaten. O yüzden ben buradan demiri seçiyorum. Ve ben bunu 50 yapacağım ya. Birkaç gün dinlene dinlene döve döve bunu 50'ye çıkartacağım. O zaman çünkü öğrenme ihtimalin %100 olur diyor. Hiçbir şey yapmıyorum şu an ha. Sadece demircilik üzerine bir odaklanma içerisindeyim. Sabah oldu hemen dövmeye başlayalım bu giyolara. Of 87 çapulcu sen ne diyorsun? 87 ne ya? Bunlar beni keser mi acaba? 16 kişi öldürdüler be. Yuh. Aa 16 kişi öldürmüşler ve ben adamsız kaldım ya. Abici çıkabiliyor muyum peki? Bak bu enteresanmış. Ben o adamlara bırakmam. Meydanı o adamlara bırakmam kardeşim. Adamlar beni dövdüler lan. Abi 58 çapulcu diyor. Bu çapulculara ne oldu böyle ya? Abi evet çift elli kılıca yeni bir normal kılıç eklenmiş. Zorluğu çok daha fazla oldu ama ismini çaylak çift elli kılıç yapıyorum. Oğlum kılıç dövünce bir anda dörder dörder atlıyormuş lan. Bakalım bu yeni kılıçlarımız. Oy oğlum 15.000 17.000 sen ne diyorsun lan? Adamların o kadar parası yok. Adamların 28.000'i varmış. Sizde 65.000 var abi siz alın o zaman. Hatta bana şöyle güzel kılıçlarından ver de eriteyim belki bir şeyler düşer. Tek ellide de bayağı bir şey açılmış. Bak bunun zorluğu 165. Bak buna da çaylak tek elli bir diyorum. Bakalım tek ellilerimiz 2000 abi ya. Tek elli falan yapmam ben. Full çift elliden giderim artık. Aha demirciliğim gelişmiş. Döküm yaparken yeni parça tasarımları öğrenme oranı %100 arttır işte bu. Oh Porosta Pugio varmış hepsini ver. Ooo çift ellide böyle bir şey mi açılmış lan 4. seviye? Bu işte abi kalfalık eserimiz olabilir. Hemen ticarete tıkladım yani. Yeni ne öğrendik ona bakmayı unuttum. Aa bu o kadar para getirmedi ya. Bunu beceremedik herhalde. Hızlı elin çapulcular tarafından ele geçirildi abi. Şaka gibi. Yeah. Hafisa diye birisi varmış. Bu Hafisa'ya bir sabı olsun bir çarpışalım bari bu arkadaşlar. Ama benden kaçmıyor. Evet.
Etkileyici bir güzelliği yok değil. Orada dur yabancı. Sana esenlikler diliyorum. En azından kim olduğunu öğrenene kadar. Özgüvenli de ha. Ben Arsaray klanlarından biri olan Banu Atji'den Hafisa. Senin itibarına sahip biri, dünyada sözünü ağırlığı kadar alan bir kesme artık. Oh, bomboş arazi vallahi, mis gibi. Daha tek başıma zaten adamların kaçını kestim ben. Bak geliyor geliyor geliyor. On yedi nüfus. Gayet iyi. Ha sen savaşçı değil miydin Hafisa? Savaşçı olmadığın için serbestsin lan o zaman. Biraz odun bulayım da Nadaya'ma döneyim. Şu topladıklarımı Nadaya acıma vereyim bari. Bakalım. Ooo 35, 28 bunlar da iyi, bunlar da iyi. Abi kendime 35 bine bir at zırhı çektim. Bak koz zırhı bir fazlaydı. Bir fazla olduğu için ondan da aldım. Ödenilecek filan diyor bak. Sen neye ödenilecek lan? Eksi 5000 desin. Bir şeyler daha ver. Şöyle 4-5 binlik bir şey ver de Nadaya'ya hediye edeyim bari ya. Nadaya bir tüylü miğfer hediye edeyim. Vallahi şu kalemizin etrafında savaşsız geçen günler bizi coşturdu yani. Evet abi, demirciliğim 100 oldu yani. İnanılmaz hızlı geliştik. Abi Asera'yla barış yapalım diyor herkes. 640 haraç ödeyeceğiz. Herkes evet demiş ya. Yani bu ne demek biliyor musun? Asera'yla barış yaparsak kuzeyle ya da batıyla savaşacağız. Benim kaleye gelecekler demek. Barıştık abi Aseraylarla. 2 gün sonra bunlardan birinin savaş ilanıyla karşılaşırız artık. Abi 125 olmuş. Rafine etmek için harcanan enerji yarıya iner diyor. Rafine ne lan? Eritme. Evet şunu seçelim bakalım. Oo, Kuzeyit'e savaş aç diye bir şey geldi abi. Kuzeyit'i açalım. Ben Kuzeyit'e evet derim. Bizim kaleden uzak olsun da bizi uğraştırmasın. Aha abi cirit açılmış. Cirit açılmış, bir deneyelim bakalım cirit. Şöyle bu arada dünyanın genel durumuna bakayım. Atiyaz isyan etmiş. Blandiya tekrar Batanya'ya kaptırmış topraklarını. Batı ilerlemiş, kuzey ilerlemiş. Güney şu an çöküşte. Evet, evet abi. Zıpkınımız açıldığına göre, pardon ciritimiz. Şunun birazcık boyutunu büyüteyim ben abi. Buradan bunu, buradan bunu, buradan da bunu seçebiliyoruz. Başka bir şey yok zaten. Bakalım fiyatlar ne? Bana çok pahalı olmayacakmış gibi geldi ama. Abi bu ne, 720? Lan boşuna mı dövdük bu kadar? Benim şeylerim daha iyiydi şunda. Demek ki ciritin çok ileriki levelleri gerekiyor ya. İyi para kazandırması için yani, benim anladığım o.